Şimdi de bugünün şeref konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genci kürsüye davet ediyorum. Tek başına ana muhalefet. Gitme turnam gitme dağlar sağlığında, dağlar sağlığında hakkın kelamını hey dost kesme dilinde. Hakkın kelamını hey dost kesme dilinde. Sevdiceğim kalmış Kenan elinde, Kenan elinde. Çok teşekkür ediyorum sevgili canlar. Merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Ben bugün gelir ki Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bana talimat verdi, buraya geldim. Onun sevgilerini, saygılarını getirdim size. Ve şunu Sayın Başkan'a dedi, selamlarımızı söyleyin. İlk başbakan olduğum zaman, ilk başbakan seçildiğim gün ilk gideceğim yer Antakya, Hatay olacaktı dedi. Evet, evet, tamam, tamam, peki. Bunu İnanıyorum ki bu ülkeyi faşizmden kurtaracak, barışı getirecek, insana insanca davranacak bir siyasi iktidar ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu zaman olacaktır. Değerli canlar, değerli dostlar, bakın biraz önce çok değerli kardeşlerimizi dinledik. Sayın Başkanımız her şeyi çok güzel anlattı. Ya biz Müslümanız. Müslümanlıkta adam öldürmek var mıdır? Şimdi bir Avrupa'ya bakın, Hristiyanlara bakın, Allah rızası için. Bunlar da adam öldürüyorlar mı birbirlerini? Biz niye öldürüyoruz? Niye öldürüyoruz? Bunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bu İslam milleti olarak, İslam halkı olarak, Müslüman olarak niye birbirimizi öldürüyoruz? Bunu Alevisi de, Sünnisi de, herkesin de düşünmesi lazım. Biz niye birbirimizi öldürüyoruz? Niye bu insanları öldürüyoruz? Irak'taki kardeşim anlattı. Her gün bir kişi ölüyor. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunu bir artık yani bizim düşündüğümüz her şeyden önce evvela birliğimizi sağlamak zorundayız. Alevi de olur, Sünni de olur, dinsiz de olur, dinli de olur. Hepimiz insanız ya. Onun yani bizim için özellikle genel başkanımız her zaman diyor. Ben ne ırka ve ne inanca bakarım. Ben insana bakarım. Hepimiz insanız. Hepimizin en değer verildiği varlık insan olması lazım. Biz niye birbirimizi öldürelim? Bütün bana göre Türkiye'deki, dünyadaki bütün Müslümanlar bir araya gelmelidir. Artık insan öldürme sanatını onu sanat gibi kabul ediyorlar. Veya yaşamak için bir neden kabul ediyorlar. Bunu ortadan kaldıralım. O gencecik yaşta öldürdüğümüz insanlar bir geleceğin belki birer Atatürk'ü belki Hazreti Ali'si olacaktı. Ama onlara o şansı vermedik. Onlar birbirimizi öldürüyoruz. Onun için herkesin bundan sonra özellikle din adamlarından bu ileri gelen insanlarımızdan herkesin kürsüye çıkarken artık bu memlekette özellikle Türkiye'de özellikle İslam aleminde ikiliği ortadan kaldıracak yol bulalım arkadaşlar. Ben onu öldürmüş, o beni öldürmüş. Alevi Sünni öldürmüş, Sünni Alevi'yi öldürmüş. Bu bir yere varamayız. Bunun sonu en önemlisi insanla insan gibi görmek, kardeş gibi görmek. İşte biz parti olarak bu anlayışı getireceğiz. Bizim zamanımızda ayrım olmayacaktır. Biz insana insanca bakacağız. Kimsenin hakkını yemeyecektir. Bizim kurucumuz, partimizin kurucusu Yüce Atatürk'tür. Atatürk'ün getirdiği ilkeler belidir. Arkadaşlar bugün anayasamızda hüküm var. Diyor ki kimsenin ırkına, inancına, mezhebine bakmadan herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir devlet organı hiçbir işlem yaparken bu eşitlik ilkesini göz ardı edemez. Bundan daha mükemmel kanun hükmü olur mu? Ama uygulayanlara bakın, uygulayanlara bakın. Hiçbir eşitlik ilkesini uyguluyorlar mı? Bakın Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül. Arkadaşlar
Bu milletin düşmanıdırlar bunlar. Bu ülkenin düşmanıdırlar. Bu ülkeyi bölmek için her türlü tedbirin içindeler. Bunu her yerde söylüyoruz. Bakın iktidara geldikleri günden beri arkadaşlar ben inanç bazında insanlar arasında ayrım yapmak istemiyorum. Ama bazı gerçekleri de söylemek zorundayız. Kendisi bunlar iktidara geldiği günden beri bir Alevi inançlı bir vatandaşı kamu hizmetine almadılar. Hakimliğe almadılar. Savcılığa almadılar. Ve olanları da tasfiye ettiler. Böyle bir memleket yönetilir mi? Arkadaşlar bunu içimiz yanarak söylüyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan bir Sünni İslam peşinde koşuyor. Ya ama artık Avrupalılar da anladı bunu. Şimdi geçen gün işte biliyorsunuz Amerikanlar şimdi Tayyip'e dediler ki senin dediler MİT'in İsrail'in 10 tane ajanını İran'a bildirdi. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı çok büyük. Yani sen ajansın diyor. Ajan, devlet olarak ajansın diyor. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ve ondan sonra bu Avrupalılar, Amerikalılar şunu düşündüler. Diyorlar ki ya biz şimdiye kadar hep bu Sünni İslam'ı destekledik ama bu Şiilerden bize hiçbir zarar gelmedi. Yani 12 Eylül'de Amerika'yı o şeyleri bombalayanlar kimdi? Sünniydi. İşte El-Kaide'de Müslüman kardeşlerdi. Onlardı. Şimdi bak yavaş yavaş ondan da aklı başına geldi. Artık İran'la, Irak'la, Şiilerle diyorlar ki bu insanlarda bize bir zarar gelmiyor. Bir insanlığa zarar gelmiyor. Şimdi biz onların yaptıklarına bakmıyoruz. Bizim yaptığımız şu arkadaşlar. Bizim yaptığımız birlik, birlik, bütünlük. Nerede birlik ve bütünlük varsa insan düşmanlığı hırsımızı, hıncımızı, kinimizi unutmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz önce burada konuşuldu. Cem evleri tabii ki bizim ibadet yerlerimizdir. Ama biz niye cem evleri kanun statüye kavuşmasını istiyoruz? Çünkü bu devlette kanun çıkarılıyor, cem evleri ibadet yerleri tarif edilmiştir. O da imar kanunda var. Orada işte cami, kilise, havra, sinagog olarak tarif edilmiştir. Ve bir takım kanunlar çıkmıştır. Kanunlara göre bunların aydınlatma ve su paralarını devlet ödüyor. Cem evleri de niye ödenmesin? Biz o yönden yararlanması için. Ayrıca son bir kanun yaptı. Gelir vergisi kanunda, kurumlar vergisi kanunda bir değişiklik yaptılar. Mükellefler sene sonunda elde ettikleri bütün kazançlarını kendi ibadet yerlerine bağışta bulunabilirler ve bunları gider yazabilirler. Düşünün bir yani gayrimüslim bir vatandaş Türkiye'de elde ettiği bütün kazancını kendi ibadet yeri, kilisesinde, sinagogunun yapılması için bağışta bulunacak. Sünni vatandaşlarımız cami yapmak için bağışta bulunacak ama ve gider yazacak. Ama Alevi vatandaşlarımız bu cemevi yapmak için bağışta bulunacak ama bunu gider yazmayacaklar. Bu işte bunlar için bunu uğraşıyoruz. Ama zaten bir takım arkadaşlarımız diyor ki biraz önce işte siz bu konuda açıkça tavrınızı belirttin. Bizim tavrımız açık arkadaşlar. Biz anayasadaki o eşitlik ilkesine göre her inançtaki insanlar kanunen de eşittir. Dolayısıyla ayrı bir program yapmaya da gerek yok. Ama bugün Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan'la anlaşıyor. Ne bazdan anlaşıyor? Diyor ki İslam devletin daha doğrusu şeriat bayrağı altında bir devlet kuracağız. Biraz önce burada söylendi. Bakın arkadaşlar koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesine bir takım kurtlar girdi. O kurtlar ne yaptı? O Osmanlı Devleti'ni yok etti. Şimdi o Osmanlı Devleti'nin bünyesine giren o kurtlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bünyesine girdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de yıkmaya çalışıyorlar. İşte bunlara yıktırmamak için. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutabilmemiz için. Hepimizin biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Bu tehlikeleri görmemiz lazım. Birleşmemiz lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan bu ülkede faşizmi getirmiş. Ayakta kalması için her türlü tehdidin içinde. Bugün emniyet kendilerine göre bir polis teşkilatını kurdular. Biliyorsunuz silahlı kuvvetleri yok ettiler. Deniz kuvvetlerini yok ettiler. Özellikle deniz kuvvetleriyle hava kuvvetlerini yok ettiler.
yok etmemlerin sebebi deniz kuvvetlerinde donanmamızı güçlendirecek teknolojiye uygun yeni gemiler yapınca Tayyip'i ve bir takım emperyalist güçleri zoruna gitti, bunu tasfiye ettiler. Hava kuvvetlerimizde yapılan modern uçaklara uygun olarak yapılan uçakların projelerini geliştiren paşalar, generaller, subaylar tasfiye edildi. Çünkü Tayyip ve Abdullah'ın hesabında bir hesap var. Bu devleti, bu milleti parçalamak. Bunu ileriye getiren, onu ayakta tutan bir güçleri yok etmek. Bunun karşısında ne yapıyor? Bir polis teşkilatını kurdu. Polis teşkilatının içine El-Kaide'den ve Müslüman kardeşlerden kişiler getirdi. Bu gezi olaylarında öldürülen o genç, teyit edilen o gençlerimiz nasıl öldürüldü biliyor musunuz? Bunları dışarıdan tespit ettiler. Alevi inançlı gençleri özellikle dışarıdan tespit ediyorlar ve bir bahanesini bulup öldürüyorlar. Bakın o gözleri çıkarılan gençlerle ben birkaç tanesiyle görüştüm. Olayların hiç içinde değil. Fakat orada geçerken yakalanmışlar, gözlerini kör etmişler. Türkiye'nin beklediği tehlike çok büyük. Bu Tayyip Erdoğan çıldırmış. Ne yapacağı belli değil. Devletin bütün kaynaklarını talan etmiş. En kıymetli varlıklarını satmış. Mallını dünyanın en sayılı zenginleri arasına girmiş. Şimdi bu serveti nasıl yiyeceğim? Bu ülkeyi nasıl iç kavgaya sevk edeceğim? Onun peşinde koşuyor. Onun için bizim de bunun karşısında oyuna gelmememiz için birleşmemiz lazım. Bu memlekette bir bütünlüğü sağlamamız lazım. Bir an önce bunu iktidardan uzaklaştırmamız lazım. Eğer o bu önümüzdeki seçimde tekrar o güce erişirse o zaman bu memlekette demokrat olan, namuslu vatandaş olan, vatansever olan kişilerin yaşama hakkı kalmayacaktır. Çünkü siz bir gün gördünüz mü Tayyip Erdoğan çıktı topluma birlik ve bütünlükten bahsetti, gördünüz mü? Bizim genel başkanımıza devamlı çıkıyor, soyundan sopundan bahsediyor. Yahu Tayyip sen de Potomyalısın, sen de Rize'nin Potomyalısındasın. Peki bu sen başbakan olmadan önce gittin Yunan başbakanı ile iki saat baş başa tercüman kullanmadan konuştun, ne konuştun? Sen Rumca biliyor musun, bilmiyor musun? Niye bunları yani halkın karşısına çıkıp da söylemiyorsun? Değerli arkadaşlarım, bakın Amerika'nın meşhur bir dışişleri bakanı vardır, Kissinger. Diyor ki Amerika'da hayır olanları idam ederiz diyor. Ama bizim emperyalizmin dostu olan ülkelerde de oradaki vatan hayırlarını başbakan, cumhurbaşkanı yaparız. Bunların hepsini bilin. Türkiye maalesef şimdiye kadar işte Azonara Vakfı'ndan, çeşitli vakıflardan gidip de yetişenler Türkiye'de başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Hep bu memleketin birliğinden bütünlüğe sahip olan, daha doğrusu bu düşüncelerin içinde olanlar maalesef iyi yerlere gelmedi. Sizin de bildiğiniz gibi, biraz önce arkadaşlarımızın da bildiği gibi biz Atatürk'ün ilkelerinde birleşmek zorundayız. Şimdi biraz önce İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımıza tabii saygı diyorum, her zaman da çok karşılaşıyoruz. Şimdi Dersim kelimesini söyledi arkadaşlar. Dersim lafını, pardon. Dersim. Tamam canım. Bir dakika canım, bir dakika. Şimdi Tunceli ismi Atatürk tarafından verilmemiş. Bakın 1935 yılında bir kanun gelmiştir meclise. Kanundaki şey Muzur vilayeti kurulmasıdır. Fakat orada inanınız bir rapor gelmiş. Orada nasıl oraya o Tunceli kelimesini kim verdi belli değil. Şimdi bazı gerçekler var. Şimdi ben Tunceli'ye gidiyorum. Birçok insanlar Dersim diyor. Dersim havalisinde de bir lisan konuşuluyor. Bakın bizim orada konuşulan lisan ne Kürtçedir ne Zazacadır. Birileri maalesef buna Kürtçe diyor. Hayır değil.